Niksar Caddesi'yle ben o Hükümet Caddesi'ne 3 yaşından beri gezen bir adamım. Maalesef o Niksar Caddesi yapılırken o geniş geniş kaldırımları bir önceki Büyükşehir Belediye Başkanı'nda o Niksar'ı genişletildi. Hükümet Caddesi'ndeki o büyük camide de cenazeler yıllardan beri oradan kalkıyor. Bir türlü o cenaze şeylerini oradan kalkamıyoruz. Orada da kaldırımlar genişledi. Onun yüzünden orada trafik zaten sıkışıyor. Ama bilim üyelerinin inkar etmesi mümkün değil. Eğer bilim bunu gerektiriyorsa sanayiye kadar değil de o stadyumun önüne kadar tek yol olması biraz daha trafiği rahatlatacağını ben de düşünüyorum. Şimdi iskelede önünde ışık var. Önünde ışık varsa niye motorun önünde ışık var? O ışıklardan birini kaldıralım diyoruz. Kimse bunu duymuyor. Yani o ışıklardan biri kalkmalı. İkinci en büyük problemimiz Cumhuriyet Meydanı. Yıllardan beri Ahmet Arif Hoca'ya söyledik. Ahmet Çamyar'a söyledik. Ya kardeşim şu döner ağacı bir döner kavşak yapın. Bir şeyi oradan beri dönsün. Bayram günleri yine kapatalım bütün olsun. Orada ne yaya geçebiliyor kaymakamlığın önünde. Ne şey geçebiliyor. Araç geçebiliyor. Yani bu keşmeşekliğin ortadan kalkması lazım. Yıllardan beri ünyenin ana problemi. Yaya şey artıyor, araç sayımız artıyor ama yollar artmıyor. Çocukluğumuzdan sonra yapılan tek yol çevre yolu oldu. Kavşakla ilgili sorunuza hemen cevap verip teknik olarak söyleyeyim bunu. Dönel adalarda bu dönel adanın çapı trafiğin gelen trafiğin hacmiyle doğru orantılı olmak üzere eğer çapı büyük değilse mesela 20 metrenin üzerinde değilse ortalama söylüyorum bunu o dönel adada trafik sıkışıyor. Çünkü depolama yapamıyor ve karşı taraftan gelen araçların geçişi bizde dönelada kurallarına da uyulmadığından dolayı kavşağa giren araca yol verilmediğinden dolayı da bizde dönelada'lar trafiğin yoğun olduğu yerlerde çalışmıyor. Biz de burada önerdik. Bakın lisenin orada dönelada önerdik. Sinyal de yok ama çapı var bunun. Burada alan bulduk ve burada bu şeyi yaptık. Çözümü önerdik. Ancak biz Ordu'da, Altınordu'da merkezde neredeyse tüm dönel adaları kaldırdık ve inanılmaz bir rahatlık sağladık, akışkanlık sağladık. Günümüzde artan trafik hacminde dönel adalar maalesef çözüm değil. Ben koyduğum yerlerde var ama genellikle trafiğin yoğun olduğu yerlerde, trafik hacminin yüksek olduğu kavşaklarda dönel adayı kullanmıyorum. Arkadaşlar ne yaparsanız yapın, her şeyin başı eğitim. Eğitim olmadı mı? Hiçbir şey olmaz. Birbirimize gideceğiz. Kanun var. Yani Avrupalı bunu becermiş. Yaya yoluna adımını attığı an trafik tak diye sürüyor. Işığa da gerek yok. Bu karşılıklı saygı ve eğitimdir. Ben sahil yolunda pazar günü eziliyordum. Yani yaya yolunun ortasında eziliyordum. Şimdi bu istatistikler yapılırken otoparklara atıfta bulunuldu. Bünyemizin gerçekten sosyal hizmetleri veren en kıymetli yerlerinden biri otoparklar. Ve bunların kapasitesiyle ilgili de bir araştırma galiba bunun içinde yok. Varsa da ben göremedim. Ama işte trafik akışının durmasına sebep olan da otoparklara yönlendirmelerin olmaması. Bu çözüme otopark çözümü değil mi? Yok ama Nihat Başkanım, otoparklara yönlendirme olursa trafiği de rahatlatacağız. O manada diyorum değil. Tamam, ben araya girmek istedim. Özür dilerim. Onu da cevap. Bu alanla ilgili bir cevap. Aynen. Hüseyin Başkan cevaplayacak. Diğeriyle alakalı da mesela Niksar Caddesi'ndeki öneriniz stadyumun olduğu noktaya kadarki ters yön yani içeri doğru akış doğru bir mantık. Onu desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Ama aynı zamanda da bizim trafiği çoğunlukla sıkıştıran büyük araçların saatlerinin olmaması. Bu anlatımlarda hanımefendinin dediğine katılıyorum. Kısmen detaylara girerseniz biz de içerideki detayları kısmen öğrendiğimizde soru işaretlerini de atmış oluruz kafamızda. Mesela bir tır giriyor. Emin olun bütün trafik tıkanıyor. Hem Niksar Caddesi üzerinde hem sahil yolu bandı üzerinde. Bunların şehir merkezine giriş çıkış saatlerini bunlar UKOME kararlarıyla oluyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Belirlenirse bu da önemli bir destek olmuş olur. Diğer taraftan da özellikle trafik polislerimizin en büyük destekçileri trafik zabıtalarımız. Ama Ünye'mizde Büyükşehir'e ait ne araç görebiliyoruz ne de görevini yapan trafik zabıtası görebiliyoruz. İşte bunlar da yasak parklanmalar diyorsunuz ve trafiği durduruyor diyorsunuz. İşte bunları takip edecek ekipmanımız yok. Yani Ünye'mizde çalışan. Niksar Caddesi gibi, Can Alıcı bir caddede bu esnaflarımızın da
sıkıntıya girmeyeceği şekilde trafiğin de güvenli bir şekilde akması için arkadaşlarımızla zaten KOMER gündemini aldık. Belli bir saat uygulaması yapmak suretiyle burada ağır tonajlı kamyonlarımız Ordu merkezde yeri alındı. Burada etüt ediliyor. Hangi saatlerin doğru olacağı yönünde KOMER gündemine alındı ve karara bağlanacak. Ama bunun uygulamasını hep beraber yapacağız. Yani karar almak hiç çözmüyor, uygulamak gerekiyor. Uygulama değişti, burası beraber yapıldı. Yani karar aldık, uygulamadıktan sonra bir anlamı yok. Kaymakamlığın önü çıkıyor. Çınar gelişme gelişiyor. Çınar meydanı. Tamam, doğru. Hocam o planladı bir şekilde. Burası gelişti ve gelişti. Şu Saray Camii'nin olduğu yer gidişti ve gelişti. Hacı Emin. Tamam. Şu Saray Caddesi gidişti ve gelişti. Şu Taşbaşı yani askerlik şubesinin oradan girdiğimiz yerde gidişti ve gelişti. Şimdi bir öneri var. Bu öneriyi biz sizlere sunacağız. Hasan Bey de söylüyor. Diyor ki burada sıkışıyor. Şurada bizim şeyimiz var ya Çınaray. Acaba buradan bir şey verebilir miyiz? Evet, doğrusu o değil. Böyle bir şekilde olmaz. Önemlisi yok ya, fiziksiz olur. Ana aktarları Çınar'ın oradan meydandan ayrılmaz. Çınar koparı doğru. Şey. Bu yol yukarıdan... Öyle kalmadı. Ya Mehmet abi sen orada... Biz dinle inacık. Yukarıdan gelen yolu tam tersine sahil yoluna indirmeniz lazım. Şurada mı? Evet. Ha meydanı bölün diyorsun. Meydanı bölün. Direkt aşağıya inin. Orada doğru dürüst bir kavşak yapın. Meydanı yanlış. Meydanı bölün diyorsunuz. Berkay. Evet efendim. Cumhuriyet meydanı evet, iki parça yapıyor. Evet. Direkt aşağıya inin. O da çözüm. Bölmüyorlar Berkay. Bölmediği için ben onu öneriyim. Niye bölsün ki? Valla şimdi planlamacılar meydanı bölün diyor. Planlamacılar buna biz şey yapmayız. Ancak buna yerel idare derse ki buradan açın. Onu Hüseyin Başkan gerekli cevabı verir. Bünyenin en aktif otopark işletmecisi Uniport AVM Bura Otopark. Öncelikle bir sorum olacak. Alterlerden Niksar Caddesi yolu üzerinde iç sahalarda sağ ve sol olmak üzere ana yola çıkışlar üzerinde bir çalışmanız oldu mu? Var. Var. Öneri olarak şunu tavsiye etmek isterim. Kabul ederseniz ya da üzerine düşünülebilirseniz. Sağ ve sol mahalle aralarındaki giriş ve çıkışları ana yol üzerinde azaltma sağladığınız takdirde iddia ediyorum %25 oranında asfalttaki yani ana yol üzerinde trafik yoğunluğunun azalacağına inanıyorum. Doğru. Evet, doğru. Şimdi bu sağ ve sol Tekgöl güzergahındaki şehir içlerinde çıkışlar. Bu çıkışlar benim tahminim kadarıyla, yani bilemiyorum net olarak bir rakam belirtemem ama en az 40 olmak şartıyla sağ ve soldan ana yol üzerinde çıkışlarımız mevcut. Bu çıkışlarımız en azami noktaya indirildiğinde ana alter üzerindeki yol güzergahında %25 oranında trafik sorununun azalacağını iddia ediyorum. Emniyetimizden, trafik polislerimizle birlikte olsun, STK'larımızla birlikte olsun belli bir çerçevede zaten bu çalışmaları yaptık. Niksar Caddesi'nde bahsedilen konuyla özellikle ilgili belirtmek istiyorum. Kılçık noktalarda mesela Ünye'nin batısı, Niksar Caddesi'nin batısından ana yola yani Niksar Caddesi'ne çıkışların bir kısmı içeri doğru giriş olacak, bir kısmı yola entegrasyon noktasında kullanılacak. Yani kılçık yolların hiçbiri aynı anda hem giriş hem çıkış olmayacak. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü siz dar yaptı yani diğer noktalarda bunu azaltarak yaptığınız noktalarda yola çıkışlar esnasında ciddi anlamda sorun oluşturuyor. Yani çıkan araç içeri giren aracın önünü kestiği için orada ciddi anlamda sorun oluşturduğundan dolayı Ali Bey falan da vardı. Hep birlikte bu konularla ilgili aslında bir ön çalışma ciddi anlamda yapıldı. Onunla ilgili arkadaşımızın bahsettiği konuların tamamen düşünüldüğünü ve bu konuda da özellikle katıldığını, doğru bir fikir olduğunu da belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çünkü daha sonra da birkaç konuya da kendim değineceğim. Zaten yapılan çalışma da o yönde. Şimdi hemen söyleyeyim. Sirkülasyonu tamamen özellikle mümkün olan yerlerde Tekgöl olarak planladık. Orada var. Şurada gördüm. Bakın. Şuradan Tekgöl Nisa Caddesi'ne çıkarken şimdi şöyle bir şey var. Enver Bey Niksar Caddesi'ni zaten tek taraflı olarak açacaktı. Diğer tarafı da dönüş olarak yapacaktı. Yani bu olması gereken bu.
Yani yukarı doğru Akkuş tarafına tabakhane ile beraber. Tabakhane ile beraber düşünecekti. Bu olması gereken şey. Evet. Aynen katılıyorum. Burada bir sıkıntı yok. Yani orada orayı çok rahat yapacaktır. Buna da eminim. Yalnız şimdi o bölgeye gelirsiniz lise bölgesine haritada. Haritanın eksik olduğunu göreceksiniz. Şimdi adanın olduğu bölgede harita eksik. Bir dakika. Bırakacağız. Bir saniye. Oraya gelelim. Biraz yukarı çıkartmanız lazım başkanım belki. Çıkartıyorum mesela. Nerede? Şurada. Evet. Lisenin neresi? Bak, sol köşede. Zaten, solda. Trafik işaretlerinin olduğu yer. Şurayı kastediyorum. Tabii tabii. Sinyalizasyon çalışması yapılmış. Evet. Şimdi buraya baktığınız zaman buradaki harita eksik. Niye? Orada bir sabunlama yapılmış. Ne normalde yani? Şey akışı o şekilde değil. Yani orada bir büyütelim oldu camisi var. Bir büyütelim orada. Tabii tabii. Bir büyütelim. Yok, burası değil mi? Tabii yapılıyor. Evet yapılıyor. Şimdi burayı sağlarsanız bu senin dükkanın karşısı değil mi? Yok bizim iş yeri biraz daha aşağı. Hı. Şimdi burasını yaparsanız aşağıda birkaç tane daha geçiş yeri var. Oraya da köprü inşa ederseniz. Köprü mü? Evet. Tabakhane verisi değil. Diğer tarafa geçişte var ya ne yapıyor? Yok buradaki eksiklik de. Ha, eksiklik var. Şöyle. Şimdi bu çalışma gayet güzel fakat araçların hızı ayarlanmış. Biliyorsunuz saniye saniye simülasyonda gösteriliyor. Biz de bu çalışmaları bir dönem yaptık ama sizin kadar profesyonel değiliz tabii ki. Şimdi hızlı bir şekilde... Size gösterdiğim videosu. Evet. Yani simülasyonun gerçek şeyinin videoya aktarılmış işareti. Şimdi buradaki eksiklik şu. Niksar Caddesi'nden ve sahil yolundan iki tane ana arterden yol geliyor. Fakat bu yolların... Tabakhane. Tabii tabakhane deriz. Tamam. Ama bu yolların hızlı bir şekilde deşarj olacağı umuluyor. Yani bizim burada vatandaş sadece bu yollardan geri dönmeyecek. Tek bir tane dönüş var. Üst taraflara da yapılması gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Yani üç tane noktadan deşarjınız var mı? Bir tanesi bu. Yok burada unuttuğumuz olduğu bir tanesi bu. Geri dönüş anlamında. Geri dönüş anlamında bu kavşakla sahil arasında yok. Evet şimdi zaten sıkıntı orada. İlk dönüş burası. Evet. Gelmiyor. Bakın sıkıntı burada zaten. Şimdi burada siz bir şey asume ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu yoldan girdiği zaman sahilden giren araçlar Niksar'a doğru gidecek. Bu araçlar Niksar'a gitmeyecek. Bu araçlar nerede kalacak? Şehrin belli yerlerine dağılacaklar. Şimdi o hızla geldiğinizde eğer geri dönüşü aynı hızda deşarj edemezseniz... Şeyden, sahilden girdi. Evet sahilden girdi. Devam etti. Buraya kadar dönüş yok mu diyorsun? Hayır dönüş yoktan ziyade. Deşarjları yetersiz kalacak. Çünkü şeyde yok araçlar hocam, orada. Bir tane burada var. Arayola girecek. Şimdi bu trafik yükü ileriki zamanlarda tali yollardaki sağ sol parklarından dolayı trafiği ana caddeden alıp içeride kilitleyecek. Dolayısıyla biz sorunu Niksar Caddesi'nde değil ara sokaklarda yaşayacağız. Bizim o yüzden trafik sorunu, park sorunu, herkes onu bu yüzden dedi. Yani benim buradan çıkarttığım mantık çok doğru fakat biraz önce söylediğim gibi diğer yola aktif bir şekilde bu yolu taşıyamazsanız trafik yükünü bu ya ara sokaklarda yığılmaya sebep olacak, o ara sokaklardaki trafik yükü de ister istemez Niksar Caddesi'ne etkileyecek. Çünkü çok güzel akıyor, görüyoruz, arabaya bindik, 60 km hızla şehir içinde gidiyoruz, bir anda duvara koşacağız. İster istemez birikme olacak. Ben şöyle öngördüm. Biz mesela şu anda sahile çıkarken kırmızı ışıkta bekliyoruz ya. Aynı kırmızı ışık trafiği ters tarafta oluşacak. Bu uygulama yapıldığında eğer ara yollar genişletilmezse, o deşarjlar hızlandırılmazsa bunun ben yaşanacağını düşünüyorum. Noktada, stadyum caddesinde sağlı bacağın olduğu noktada. Yani bir battı çıktı projeniz olabilir mi bunlarla? Şu an mümkün değil. Hemen cevap. Yani evet. Onunla alakalı. Acil eylem planı konuştuk. Aynen. onu söyledi de aslında not almıştım. Evet. Battı çıktı diyor da acil eylem planı yok. Bir de Niksar Caddesi'nde büyük araçların giriş çıkış saatleriyle alakalı zaten Özgür söyledi. Bu zaten bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri. Projenin içinde dolmuş çepleri mutlaka vardır diye düşünüyorum.
yani toplu taşımayı yönlendirmeyle alakalı sıkıntılı da çözebiliriz. Eğer tam anlamıyla tek yön yaparsak bu sefer toplu taşıma olur. Nasıl düşünüyorsunuz? Okul güzergahındaki servis araçları nasıl düşünüyorsunuz? Tamamen tek yön yaparsak. Evet, çok teşekkür ederim. Az şeyinden kayıyoruz ama hemen cevaplayacağım. Buna Özgür Başkan da cevap veriyor. Şu an acil eylem planında biz bir yol disiplini yapıyoruz. Ona bakarsanız ben diyeceğim ki toplum ulaşım araçlarını büyük araçlara geçmeniz gerekiyor diyeceğim size. Bununla ilgili de alınmış karar var. Ama bu karara karşı çıkan da sizlersiniz. Yok. Yani sizlersiniz derken şahsını demiyorum. Yani yanlış anlamayın. Toplum taşımaya büyük araçlara geçmemiz lazım. Sizi destekler anlamında söylüyorum. Tamam ama o zaman şimdi bu planlar var. Ama bir şey yapmamız lazım. Ya böyle kalacağız ya da acil eylem planında bir iyileştirmeye gideceğiz. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Hemen buyurun. Cevap vereyim ben size. Daha önceden de siz de bizim toplantılarımıza katıldınız, konuştuk. Bizim burada tek yön yaptığımız zaten 500 metrelik bir falan. İşte oradan alabiliyoruz. Evet, yani orada nasıl trafiğin akışını farklı güzergahlardan veriyorsak toplu taşıma hatlarını da o güzergahlardan vereceğiz. Yani toplu taşıma hattı için biz burada şehrin yolunu kesmiyoruz. Nasıl önerdikse, hangi sirkülasyonu önerdikse toplu taşıma hatları da oradan geçecek. Yani yeni bir imar yolu açmıyoruz. Yeni bir master plan imar yolu açmıyoruz. Mevcut yollar içinde rehabilitasyon yapıyoruz. Başkanım. Berkay Ak. Gerçekten epeyce bu konunun üzerine 4 kere Ünye'de çalışılmışın üzerine daha önce de bugüne hazırlık olsun anlamında bir miktar çalışma yapıldı. Yapılırken şunu bir kere bilmek lazım artık. Sıfırdan bir şehir inşa etmiyor. Mevcudun içerisinde azami problemi ne kadar azaltabiliriz noktasında gayret gösteriyor. Yoksa sıfırdan bir şehir inşa edilse zannediyorum ki şu andaki mimarlar, mühendisler bunu çok da harika bir şekilde planlarlar ve güzel bir şekilde de şehir ortaya koyarlar. Dünün ihtiyaçlarıyla bugünün ihtiyaçlarının farklı olması bugün yol güzergahlarının bu sıkıntılara sebep olmasını oluşturmakta. Bir de arkadaşlar şehir merkezinde çalışma yapılırken kurallar, kuralsızlıklar birbirine karışmış durumda. Yani yol çalışmaları münasebetiyle kurallar iptal edildi, kuralsızlıklar kural haline dönüştü. Ve uzun bir süre bununla ilgili trafik uygulamaları maalesef ciddi anlamda yürütülmüyor. Bu da hepimizin bildiği aşikar bir konu. Peki bu süreç içerisinde bir miktar sabır gösterilmesinin sebebi de bu çalışmanın ortaya konulması, başlanıldıktan sonra da bu süreç içerisinde olayın sahiplenilerek düzgün bir şekilde yürütülmesi konusuydu. Evet, burada trafik kurallarını disiplinize etmek, yani işin geldiği nokta öncelikle trafik kurallarının gerçekten bu süreç içerisinde belli planlamalarla birlikte disiplinize edilmesi. Bir konu daha var. Özellikle bunun bilinmesini istiyorum. Arkadaşlar bu sebebini İçişleri Bakanlığımızın bildiği. Bizim artık düşündüğümüzde şimdi ifade etmenin yeri olmadığını düşündüğüm zabıtalarımızın, büyükşehir olsun, ilçe belediyesinin zabıtalarının plaka verilerine ulaşamadığından kaynaklı ceza uygulama kabiliyeti bulunmadığından dolayı vatandaş tarafından dikkate alınmamakta arkadaşlar. Yaptırımınız olmadığında, cezai müeyyide uygulama şansınız olmadığında vatandaş sizi iplemiyor. Birbirimize karşı saygılı olsak zaten bugün bu konuştuğumuz meseleleri normalde konuşmuyor olacağız işin aslı. Trafik arkadaşlarımıza bu işi faaliyet olarak yürüten arkadaşlarımız da son süreçte bir önceki emniyet müdürümüz, bir de Ünye'nin talihsizliği diyelim, çok kısa sürelerde ilçe emniyet müdürlüklerinde değişiklik oldu. Yani müdürlüklerinde demeyelim de kendi ilçemizle alakalı diyelim. İlçe emniyet müdürlüğümüzde değişiklikler oldu. Her gelen müdürümüzle bir istişare ettik, değerlendirme yaptık. Kendi zabıta ekiplerimizi polis arkadaşlarımıza entegre edelim. Biraz daha trafik polisi arkadaşlarımızdan daha fazla istifade edelimin gayretine girdik. Bizim araçlarımız emrinizde dedik. Sonradan gelen şimdiki kıymetli emniyet müdürümüzle de bu konuyu paylaştık. Ama süreç içerisinde ulaşım
daire başkanımız Özgür Bey'le de çok yakın zamanda bu konuyla ilgili bir noktaya zaten gelindiğini, eğer STK'lar da bunu uygun gördüğü takdirde, eğer hep birlikte bir miktar sıkıntılarıyla birlikte yerel yönetimi destekle ve bunun uygulanması noktasında şehirde hep bir de hep birlikte bir sahiplik gösterirsek buna da hazır olduklarını size de bugün itibariyle deklare ettiler. Tabii bugün Nihat Bey'in dediği gibi de hemen yarından buna başlamak mümkün değil. Bugün karşılaştığınız konular var. Kafanızda oluşmuş olan soru işaretleri var. Bunu netleştirmek adına Bekir Bey'e samimi ve gerçek bir şekilde kısa bir süre içerisinde önerilerinizi WhatsApp'tan atar iseniz, yani burada netice itibariyle istişarenin amacını doğruyu bulma. Yani farklı farklı gözlerin tespitlerini yaptığınız işe katmanız çok daha verimli, çok daha doğru bir projenin ortaya çıkmasına vesile olur. Onun için bunu işi uzatma. Samimi bir şekilde düşüncelerimizi Bekir Bey'le WhatsApp'tan paylaştığımızda, ki Bekir Bey de muhakkak dönecektir, orada oluruyla olmazını teknik bir bilgiyle size ifade edecektir. Ben de defaatle mesela hastanenin orada battı çıktı olmasını istiyorum. Çok uğraştım. En son benden bıktı bölge müdürü, buraya teknik ekibiyle geldi, bana neden olamayacağını orada bir saatlik süreç içerisinde az kalsın da kazaya sebebiyet veriyorduk orada. Bir teyzemiz kırmızı ışıkta doğru atladı yola. İnanın baktım ki benim düşündüğüm gibi olmadığını da fark ettim. Bu şekilde yani düşüncelerimizi Bekir Bey'le paylaşırsak, ki telefonunu vereceğini düşünüyorum. En azından WhatsApp'ta ulaşılması noktasında buradaki mail, o zaman mail üzerinden olsun. Yani geride dönüş olsun Sayın Hocam. Yani bu noktada önemli. Çünkü insanların fikirlerinin olmasını da oluru kadar bilmek ister. Sayın Hocam, ucu açık bir şey olur ama burada. Yani hayır, hayır. Önemli bir şey. Bakın, Nihat Bey, ucu açık bir şey demiyorum. Bakın, buna bir hafta süre koyarız. Bir haftalık süreç içerisinde, çünkü yaza giriyoruz arkadaşlar. Yani yaza girmeden bizim bu uygulamaya girmemiz lazım. Eğer bu uygulamalara doğrusuyla, eksiğiyle, fazlasıyla neyse girmediğimiz takdirde trafik yoğunluğunun oluştuğu dönemde bunu sürdürmek, bunu yönetmek daha da zor olacağından bu bir dahaki bahara kalacaktır ve zorlaştıracaktır işimizi. Sayın Başkan, gayet basit ya. Şuna bir oylama yap. Bir hafta sonra konsantre kadar Sayın Başkan burada karar verirsin. Bir pilot bölgeden başlanırsın. Bu hemen kanun değil de yarın olacak diye. Evet. Bir de Ali Bey'in kafasındaki soru işaretlerine şunu da not aldım. Arkadaşlar, neticede bu Kur'an-ı Kerim'in ayeti değil. Yani baktık ki bir yerde aksaklık var, bir yerde tıkanma var. Anında müdahale edilebilir. Yani neticede hoş bu alınan karar ille de dayatılacak da uygulatılacak diye bir konu yok. Yol açmıyoruz, yol kapatmıyoruz. Sadece mevcut yollar üzerinde ne yapıyoruz? Trafik kurallarını düzenlemeye çalışıyoruz. Onun için çok da böyle şöyle mi olur mu, böyle mi olur mu düşünmekten ziyade hızlıca artık en azından buradaki bir düzenlemeye geçilmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ben de özellikle stadın oraya kadar şehrin giriş noktasını, yani şehrin dışında görevden alın da öbür taraftan, doğu tarafından, yücelerden gelenlerin şehrin merkezine entegre olması açısından oradan giriş olması, geri gelişinde stadın yanından tekrar yan kollara devredilmesinin şehir içindeki etkileşim anlamında, bu ticaret olur, ulaşım olur, bu tür etkileşimler anlamında çok daha faydalı olacağını. Çünkü yukarıdan gelen, yani sanayi istikametinden gelenler zaten şehrin sağına ve soluna dağılmak üzere gelenler. Onun için sağa sola yaymakla bence mahsur olmayacağını, alttan yukarı gidişin daha doğru, sana özellikle de stadın oraya kadar da tek yön olmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Oraya kadar bölünmüş yol yapmanın mümkün olmadığını. Neden? Çünkü büyük araçları ama gece ama gündüz hangi saatlerde müsaade ederseniz oralarda viraj alamayacağını Berkay kardeşim bilir. Çünkü inşaat malzemeleri işi yaptığı için ağır tonajlı araçların bugünkü o mevcut yollarda zaten zor döndüğünü bildiğimiz için yeniden onları bölünmüş hale dönüştürmemiz ciddi anlamda sıkıntı olur diye düşünüyorum. Otopark konusuna gelince ciddi anlamda işleniyor. Evet, ben de bazen Nihat Bey'e söylüyorum, diyorum ki Büyükşehir Belediye'miz
şu sahildeki özellikle Opet'in yanındaki yere bir altına bir de üstündeki alan otopark olarak olursa evet, çok da faydalı olur. Bu ama kısa dönemde otoparkını çözmez Sayın Başkan. İşler halinde. Bir saniye efendim. Haklısınız. Yani, hepsini çözecek yani, anlamında tabii ki demiyorum. Ama en azından sahil güzergahındaki bir yoğunluğun da altı alınma noktasında ciddi fayda sağlayacağına inanan kardeşlerinizden birisiyim. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet, bir şekilde buna kural getirmek lazım. Şu anda 15 Temmuz meydanın altı %15'te çalışıyor arkadaşlar. Yani altı bomboş. İnanın orada nöbetçi olarak bıraktığımız eleman kendi aylığını bile kurtarmıyor. Girişler olmadığı için, tamamen keyfi parklanma olduğu için, zaten Berkay da bahsetti, yani bu keyfi parklanmalar halledildiğinde ciddi anlamda oradaki bir trafik yoğunluğunun kalkacağını. Öbür taraftan Erdem kardeşimiz o kılçık yolların entegrasyonu noktasındaki konuyu bahsetti. Onun ciddi anlamda rahatlatacağını. Yani trafiğin disiplinize etmesi otopark meselesini bugün bahsettiğimiz kadar bahsettirmeyecek. Neden? %15 olan 15 Temmuz meydanı altının kullanılması, %40'la çalışan şu anda kapalı spor salonun altındaki otoparkın verimli kullanılması ciddi anlamda oradaki otopark ihtiyacına şu an için %60-70'ler seviyesinde cevap vereceğini özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Bir hafta bedava yap başkan. Efendim? Bir hafta bedava yap. Bunda olsa 2 lira, 3 lira öyle al. Hasan abi, bir haftada bedava yaparız, bir ayda bedava yaparız. Biz otopark, bu alışmayla alakalı değil. Tamamen biz dayatmayla alakalı hareket eden bir özelliğimiz var. Yani bunu özellikle belirtmek istiyorum. Cezayı yazalım. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben bir ay bedava yapacağım. Ondan sonraki süreci yönetmek sana ait o zaman. Bakın İş Bankası'nın orada bir özür diliyorum. Bazıları otoparkın pahalılığından bahsetmişler. Ben de orada tepki çekmiştim. Hatta Ali Bey falan da bahsetmişlerdi. Nuh kardeşim de bahsetmişti. Şimdi orada İş Bankası'nın yanında 20 araçlık otopark. Orada bankalar var, emniyet var, işletmeler var, noter bir var. Sürü alan var, noter var dediğiniz gibi. E peki, geldi, vatandaş acil işi var, kanter içinde, yazın sıcağında nereye park edecek? Başkanım, evet. Oradaki araçların lükslüğünden fiyatını anlayabiliyorum ben. Lüks arabalar var. Ben diyorum, tabii oradaki esnaf arkadaşlardan birkaç tanesi önümü kestiler. Dediler ki, ya bu fiyat olur mu dediler. 1 saat 5 lira arkadaşlar. Olur başkanım. 2 saat 10 lira. Yok yok. 1 saat 5 lira, 2 saat 10 lira, 3 saat 15 lira gibi bilinçli bir şekilde fiyatı yüksek tuttuk. Yani vatandaşın cebine gözümüzü diktiğimizden değil. Sadece orayı akşama kadar park edip kullanacakları bir alan olmadığını belirtmek için yaptık. Doğrusu. Gidecekler ya 15 Temmuz meydanının altına veyahut da sahildeki Atatürk Parkı'ndaki otoparka park edeceksin kardeşim dedim. Yürüyerek geleceksin ki sana buraya alışveriş yapmaya gelen vatandaşın sıkıştığında 1 saat park edebilecek yer bulsun dedik. Allah razı olsun, mantık olarak ceplerine bakmadığımızı hissettiklerinde bizi de anlayışla karşıladılar ve doğru bir iş olduğunu da söylediler. Hepsine de teşekkür ediyorum sahiplenme noktasında. Bugün burada bünyemizin en temel sorun alanı olan trafiği görüştük. Bu belki çözüm noktasında bir adım, ilk adım olabilir. Trafik tabii paydaşı çok olan bir konu. Kamu kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, bütün vatandaşlarımız neticede trafikle ilgili paydaşlarımız. Dolayısıyla sorunların çözümü noktasında mutabakat sağlamakta zorluklar var. Fakat en kalıcı sorunlar da en geniş kesimlerin mutabakatıyla sağlanabiliyor. Bir yılı aşkın bir süredir bir çalışmanın üstünde çalışma yapıldı. Pilot olarak belirli bir bölgeden başlayabileceğimizi de söylüyoruz. Eğer sizler buna rıza ve muvaffakat eder iseniz, yani ün yerler olarak, STK'lar işte buradan değerli kardeşimler, siyasi partiden gazeteci arkadaşlarım, keşke erken ay hiç kimse ayrılmasaydı buradan, hepimiz ortak bir kanalda varsaydık. Yani burada alacağımız bir uygulama kararından sonra artık kimsenin bir şey söylememesi lazım. Tabii ki eleştiri olabilir ama yapıcı eleştiri olabilir. Belirli bir saygı çerçevesi içerisinde. Bu nedenle sevgili Bekir Hocam'ın yaptığı bu çalışmayı eğer siz uygun görürseniz biz
etap etap, step step, biz tek yön uygulamalarıyla değerli kaymakam, benim üşüdüm, kavşak, akıllı kavşak, kontrollü kavşak uygulamalarıyla biz büyükşehir olarak ve Ünye Belediyesi ile beraber ortak el ele vererek bunu çalışma azmindeyiz. Bunun yetkisini de sizler vereceksiniz. Ne dersiniz? Bunun kararını ne yapalım? Böyle bir çalışmayı doğrudur demiyoruz. Eksiği olabilir ama başlayalım mı başlamayalım mı? Ne dersiniz? Başlayalım. Peki böyle bir el kaldıralım. Nasıl olsa kayıt da var. Evet. Görüyorum ki Bekir hocamın yaptığı çalışmayı... Karşı olanlar kaldı. Kayda alan arkadaşa soruyorum. Kaldırmayan var mı diyorum. Geri dönüp bakalım. Kabul eden etmeyen gibi. Bekleyene bakalım. Peki. Değerli arkadaşlar, etap etap bu uygulamaya herkesin katkılarıyla, olumlu katkılarıyla baktığını düşünüyorum. Ciddi bir biz, evet. Biz ilk bir pilot bölgeyi de sizlerin izniyle bir yerde test edelim. Bunu bir görelim değerli kaymakamım. Buna da rıza ve muvaffakatınız var mı efendim? El kaldırmayın lütfen. Evet, var. Peki, ben desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum ama sadece bu planı yapmak, bir pilot bölgeyi uygulamak yeterli değil, tek istirhamı. Toplum olarak hep beraber sürece katkı sağlamamız lazım. Kanun ve yönetmelikleri de uygulamak lazım. Burada da Sayın Kaymakamıma bu konuda yetkili kararı vereceğini düşünüyorum. Ben bırakmayacağını biz de. Evet, biz Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ben de sizin kardeşiniz, Ünye'li kardeşim. Gece gündüz her zaman sizin yanınızdayım. Elimizden ne geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Hüseyin Başkan'la, Orhan kardeşimle devamlı görüşüyoruz. Elimizden ne geliyorsa Ünye için yapmaya çalışıyoruz.